Kanal Urfa Ana Haber'den mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in garnizon komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 10 Nisan Polis Bayramı münasebetiyle görev başındaki polisleri ziyaret etti. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle sabah saatlerinde Şanlıurfa Şehitliği'nde çelek sunma törenine katılan Vali Er'in ve beraberindekiler, buradaki törenin ardından Mardin yolu üzerindeki uygulama noktasına giderek görev başındaki polisleri ziyaret ettiler. Polislerin bayramını kutlayan ve onlarla sohbet eden Vali Er'in ve beraberindekiler daha sonra Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler. Burada İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve emniyet mensuplarıyla bir araya gelen Vali Er'in, Cumhuriyetimizden daha eski olan kurumsal yapısı, disiplin anlayışı, vatan ve millet sevgisiyle görev yapan polisimiz, üstün görev anlayışıyla her türlü takdire layıktır, dedi. Polislerin bayramını tebrik eden Vali Er'in ve beraberindekiler İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un makamındaki ağırlaması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından müdürlükten ayrıldılar. On Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen program kapsamında Şanlıurfa Şehitliği'nde çelenk sunma töreni düzenlendi. Tarihe nişandır kurtuluşumuz. Bize armağandır kurtuluşumuz. 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle Şanlıurfa Şehitliği'nde çelenk sunma töreni düzenlendi. Yeni Asri Mezarlık'taki Şanlıurfa Şehitliği'nde düzenlenen programda Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş tarafından şehitlik anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program şehit kabirlerinin ziyaret edilerek karanfil bırakılması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen program kapsamında bugün saat 13'te eski havaalanında Mehteran gösterisiyle Solo Türk ve Salkım Dağ Timi gösterisi yapılacak. Saat 18.45'te Şanlıurfa Müzesi önünde Mehteran ve Halk Oyunları gösterisiyle devam edecek program, saat 20.30'da Şanlıurfa Kalesi'ne yansıtılacak ve seyir tepesinden izlenecek kurtuluş temalı 3D video mapping ışık ve lazer gösterisiyle sona erecek. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dolaşıyorlar efendim, birazdan da Urfalıların 1920 yılında gösterdiği haklı mücadelede kullanılan silah ve teçhizatlar Esentepe'de bulunan AVM'de sergilendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ve Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan ve günümüze kadar muhafaza edilen silah ve teçhizatları yakından inceledi. Serginin 3 gün boyunca açık kalacağı öğrenildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindekiler daha sonra kum sanatı gösterisiyle Kurtuluş Müzikali'ne katıldı. Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 101. yılında sergilenen kum sanatı gösterisi büyük alkış aldı.
Okum Sanatı gösterisinin ardından sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi 1920 yılında savaş kararının alındığı geceyi canlandırdı. Sıra gecesi ekibiyle canlandırılan gösteride vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Vatandaşları 1920 yılına götüren gösteride büyük beğeni topladı. Şanlı Destan'ın 101. yılını pandemi kurallarına uygun bir şekilde çeşitli etkinliklerle kutladıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu. Urfa halkı özgürlüğüne düşkün. Bin yıldır hiçbir zaman üzerinde hükümranlık kabul etmemiş. Efendim bir düşman geldi. Burayı işgal etti. Neyimizi değiştirecek? Medeniyetimizi değiştirecek. Yaşamımızı değiştirecek. Hayat tarzımızı değiştirecek. Biz hayatımızdan memnunuz. Tarzımızdan memnunuz. Eğer bir medeniyet dersi almak istiyorlarsa o medeniyet dersinde vermeye hazırız adamız. 1920 yılında dedesinin de mücadelede önemli rol oynadığını anlatan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanalsa, birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa halkının her türlü işgalci güçlere karşı mücadelesinin devam edeceğine dikkat çekti. Bu arada benim dedem Müftü Hasan Efendi merkez heyetini oluşturuyor ve Atatürk'le telgraflaşmaya başlıyor. Fransız komutan dedeme bir mektup getiriyor. Diyor ki 12 kişi varmış Urfa'da direnmek için Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmişler. Bunları bize teslim edin. 12 binler, 120 binler ortaya çıkacaktır. Bunu anlatmamdaki gaye bu Urfa'yı Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla bütün Urfalılar sahiplenmiş ve kurtarmıştır. Yokluktu. Sayın seyirciler, bir Şanlıurfa'dan bir kavga haberiyle devam ediyoruz. Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Şanlıurfa'da akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Kavga Haliliye ilçesine bağlı Bahçeli Evler mahallesinde meydana geldi. Akraba olduğu öğrenilen Rızvanoğlu aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların hedefi olan Ahmet Rızvanoğlu ile İbrahim Halil Rızvanoğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Rızvanoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kırmızı renkli illerden sarı renkli illere yönelik turistik gezilerin artmasıyla birlikte mutasyonlu virüs bulaş riski de arttı. Konuyla ilgili Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş'tan uyarı geldi. Sayın seyirciler, Sağlık Müdürü Erkuş, Şanlıurfa uzun bir zamandır maviydi, sonra sarı oldu. Önümüzdeki günlerde turuncuya doğru gidiyoruz diyerek vatandaşı uyardı. Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artmasıyla bazı kısıtlamalarla beraber denetim ve önlemler artırıldı. Kırmızı renkli illerden sarı renkli illere yönelik turistik gezilerin artmasıyla beraberinde mutasyonlu virüs bulaş riskini de artırdı. Mutasyonlu virüs yayılma hızıyla beraber haritada mavi ve sarı renkli olan bölgelerin renkleri kırmızı ve sarıya dönüştü. Havaların ısınmasıyla birlikte iç turizm hareketliliği de arttı. Özellikle haritada kırmızı renkli olan illerden Şanlıurfa'ya turistik amaçlı gezilerin artmasıyla beraber vakalar artmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin Şanlıurfa'da Göbekli Tepe, Balıklı Göl, Hazreti İbrahim Makamı, Harran ve tarihi mekanlara akın etmesiyle birlikte mutasyonlu virüsün bölgede bulaş riskini artırdı.
Normalleşme süreciyle birlikte Şanlıurfa'da ev ziyaretleri, taziye, düğün ve bağ evlerinde buluşmalarla beraber bulaş riskinin artmasına neden oldu. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Mehmet Emre Erkuş, Şanlıurfa'nın uzun bir zamandan sonra sarıya dönüştüğünü belirtti. Şanlıurfa uzun süre mavi gittiği risk en düşük risk seviyesinden son hafta itibariyle sarı risk kategorisine geçti. Bu aslında toplumumuzdaki son dönemde başlayan hareketliliklerin bir hafta, 10 gün, 2 hafta sonraki yansımaları. Malumunuz olduğu üzere bu bölgede diğer illere göre hava sıcaklığının artmış olması, mevsim normallerinin üzerinde seyretmiş olması, bölgenin sıcak olması, güneşlik olması, diğer çevre illerden ve Türkiye'nin farklı illerinden bu bölgelere turistik seyahatlerinin artmış olması. Şanlıurfa'da hareketliliğin fazla olduğuna dikkat çeken Erkuş uyarılarda bulundu. Bunu önleyebilir miyiz? Önleyebiliriz. Bunlar hepimizin elinde. Burada toplum olarak, vatandaş olarak el ele kamu kurum kuruluşlarıyla beraber el ele vererek, birlikte olarak ortak hareket ederek kurallara uyarsak bunun üstesinden gelebiliriz. Aksi takdirde herkes benim yaptığımdan bir şey olmaz ya da bilinçsizce hareket ederek ya bir şey olmaz bir kere yemek yiyelim dediğimiz zaman bunlar malum hepimize bir virüs olarak, bir başka arkadaşımızın virüsü kapmasına neden olarak karşımıza çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlıklarında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlıklarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı münasebetiyle bir arada olmaktan duyduğunuz büyük memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in öncülüğünde Şanlıurfa'da kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri de valilik konferans salonunda toplantıya iştirak etti. Türkiye'nin 21. yüzyılın başında öncelikle altyapı ve trafik konusunda çalışmalar yaptığını belirten Bakan Soylu, Türkiye'nin can kayıplarını ve terör örgütüne katılımı azalttığını söyledi. Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan sonra tüm güvenlik stratejisini değiştiren Türkiye'nin güvenlik, dış politika, demokrasi vesayete karşı verdiği mücadelede elini attığı her meseleden olumlu netice aldığını belirtti. 2010 yılında bütün dünyaya söz verdiği %50 daha az can kaybını dünyada sadece iki ülkeyle beraber. Bir kaza haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Ambulanslara konulan yaralılar Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan CK'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bir süre kapanan yol, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle normal seyrine döndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sayın seyirciler, İsrail güçleri işgal ettiği Batı Şeria'nın El Halil kentinde attığı plastik mermileriyle manav dükkanındaki bir çocuğu gözünden yaraladı.
İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında sivillere karşı zulmü sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Babal Zaviya bölgesinde bulunan bir manav dükkanı, İsrail askerliğinin attığı plastik mermilerin hedefi oldu. Atılan mermiler dükkanda bulunan 13 yaşındaki İzzüddin Elbatş'ın sağ gözüne isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 13 yaşındaki çocuğun tezgah arkasında dışarıyı izlediği, kısa sürede can havliyle kaçtığı görülüyor. 13 yaşındaki Elbatş saldırı sonrası El Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hastane yetkilileri plastik merminin Elbatş'ın gözüne isabet ettiğini ve gözünde büyük bir hasar bıraktığını belirtti. Çocuğun babası Nidal Elbatş ise çocuğunun gözünü kaybetmesinden endişe duyduğunu ifade etti. Yahudi yerleşim yerlerini protesto eden Filistinli gençler ve çocuklarla işgalci İsrail askerleri arasında sık sık olaylar yaşanıyor. İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken Filistinliler ise taşla karşılık veriyor. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde yer alan mağaralar bölgesinde narkotin motorize ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 45 kişiden 22'si tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü narkotizm motorize ekipleri Eyyubiye ilçesine bağlı Şeyh Maksut Mahallesi'ndeki mağaralar bölgesine eş zamanlı operasyon düzenledi. Bölgeye giden yollar ekipler tarafından tutulurken araçlarda narkotik köpeği yardımıyla kontrol edildi. Bölgedeki şüpheli şahıslar üst aramasından geçirilerek bölgede de arama yapıldı. Öte yandan motorize narkotim ekiplerinin 3 ayda yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 45 şüpheliden 22'si tutuklanırken 23'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyonlar sırasında ekiplerce yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 2 hassas terazi, satışa hazır vaziyette 120 gram eroin, 130 gram esrar, 120 uyuşturucu hap, 200 gram metamfetamin, 300 gram bonzai ve 30 gram kokain ele geçirildi. Haliliye Belediyesi tarafından yetişkin kadınlara yönelik hayata geçirilen Kırmızı Kurdela projesi kapsamında kadınlar okuma yazma öğreniyor. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü pozitif ayrımcılık yaptığı kadınlara yönelik yeni bir projeyi daha hizmete sundu. Haliliye Belediyesi'ne bağlı Millet Evleri ve Kadın Destek Merkezi'nde yetişkin kadınlara yönelik Kırmızı Kurdele projesi kapsamında okuma yazma kursları açıldı. Kimse kendilerini kandıramaz. Video var biliyorsunuz yani. Hemen elinden bir şeyden hiçbir şeylerini alamazlar. Okuma yazma kursunun ilk dersini de Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın eşi Fethiye Can Polat, Süleymaniye Millet Evi'nde verdi. Kadınlara okuma yazmanın öneminden bahseden Fethiye Can Polat, kız çocuklarının okutulmasının da ayrıca altını çizdi. Kursiyer kadınlara okuma kitabı ve kalemlik de hediye eden Fethiye Can Polat daha sonra Millet Evi'nde bulunan el sanatları kursu ve kreşi de ziyaret ederek buradaki kursiyerler ve eğiticilerle sohbet etti. Süleymaniye Millet Evi'nin ardından Ertuğrul Gazi Kadın Destek Merkezi'ne geçen Fethiye Can Polat buradaysa el sanatları kursunda tamamlanan ve yapımı devam eden ürünleri inceledi. Kursiyer kadınlarla da sohbet eden Fethiye Can Polat, son olarak Ahmet Yesevi Millet Evi'ni ziyaret etti. Burada da eğiticilerle görüşen Can Polat, kursiyerlerle sohbet etti. Harran Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Bugün 11 Nisan, Urfa'da kurtuluşun şenlikleri var. Yurdun her köşesindeki Urfalı kalbiyle, heyecanıyla Urfa'dadır. Her evde düğün var. Başkan Özyavuz mesajında şunları söyledi. Ecdadımın heybeti marufu cihandır. Sanma ki fıtrat değişir, bu kan yine o kandır. Yaşasın Urfalılar, teslim olmadı. Şanla ve şerefle dolu Şanlıurfa'mızın kurtuluşunun 101. yılını kutluyor. Bütün Şanlıurfalı ve Harranlı hemşehrilerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın akşam saatlerinde ilçenin Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre park halinde bulunan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede otomobilden alevlerin büyüdüğünü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Şanlıurfa'da iki ayrı kaza meydana geldi sayın seyirciler. Şanlıurfa'dan İran'a seyir halinde olan tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Diğer yandan kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise iki kişi yaralandı. Şanlıurfa'dan İran'a seyir halinde olan tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kaza Gaziantep-Şanlıurfa yolu Dolunay Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada bir sürücü olmak üzere toplam iki kişi hafif yaralandı. Kaza yapan tırın Kıbrıs'tan İran'a tavuk götürdüğü öğrenildi. Bu arada Şanlıurfa'da kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu'nun Evren Sanayi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen kamyonetle minibüs çarpıştı. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Orijinalini bulmamız gerekiyor. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. Her geçen gün gelişen ve yatırımların arttığı Şanlıurfa'da Türkiye'nin önde gelen bir firması daha Esentepe'de bulunan AVM'de iş yeri açtı. Her yıl gelişen ve değişen Şanlıurfa'da yatırımlar da artıyor. Şanlıurfa'da Esentepe'de bulunan alışveriş merkezinde Türkiye'nin önde gelen mobilya firmalarından birisi şubesini açtı. Açılışa Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Yılan, Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karakeçi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şefik Bakay ve Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Karatlı katıldı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Savaş Yılan açılışta şöyle konuştu. Urfa AVM'deki mağazamızın açılışına gelmiş olduk. Türkiye'deki ilk AVM mağazamızın açılışı bu. Urfa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum inşallah. Türkiye'nin masa sandalye markası olan Urfa'mıza kazandırıyoruz inşallah. Halkımızın teveccühüyle çok güzel yerlere geleceğine inanıyoruz. Biz yaklaşık 15 yıldır sektörde hizmet ediyoruz. Urfa'nın yaptığımız ürünlere karşılık vereceğine inanıyoruz. Uzun yıllardır zaten Urfa'da bir markayız. Türkiye'de olduğumuz gibi. İnşallah
sürecin devam edip başarıya ulaşmasını temenni ediyoruz. Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karakeçi hayırlı olsun dileğinde bulundu. Masa, sandalye, Kayseri ürünümüz. Biz bu ürünümüzü Şanlıurfa'mıza kazandıran ve getiren arkadaşlara teşekkür ederiz. En azından bu alana, mağazamıza bir canlılık geldi. Bir yüz geldi. Şanlıurfa'da olmayan bir şeyi yapmak istedik. Bu herkese hayırlı uğurlu olsun. Allah muvaffak eylesin. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şefik Bakay da Şanlıurfa'da yeni yatırımların yapıldığına dikkat çekti. Urfa'nın gelişmesine, kalkınmasında önemli olan bir faktördür alışveriş merkezleri. Bu Urfa'nın gelişmesi ama görüken bir olaydır. Onun için bu Karageçi arkadaşımızın da burada yer açmasında güzel bir olay ve iş yeri sahibinde inşallah hayırlara vesile olur. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun. Hoşçakalın. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK ve YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde komandolar tarafından 3 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımında kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK-YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi ifadeleri kullanıldı. Diyarbakır'da yol kenarında park halinde bulunan eski model bir otomobil görenleri hayretler içinde bıraktı. Üzerinde plakası da olan otomobilde asma kilitlerle önlem alındığı görüldü. Diyarbakır'da yol kenarında park halinde bulunan eski model bir otomobil görenleri hayretler içinde bıraktı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan otomobili gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Kırmızı renkte olan ve üzerinde plakası da bulunan çalışır vaziyetteki araçta alınan güvenlik önlemi bu kadarına da pes dedirtti. Otomobili diğer otomobillerden ayıran en önemli özellik tüm kapılarının asma kilitle kilitlenmesi. Çevrede bulunan vatandaşların ultra güvenlikli araba olarak nitelendirdiği arabaya bakanlar bir daha bakmaktan kendilerini alamadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 101. yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirdiği aktiviteler etkinliklerin ikinci gününde de dolu dizgin sürüyor. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle bir araya gelen bisiklet ve motosiklet tutkunları kurtuluş için pedal çevirdiler. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bir grup bisiklet ve motosiklet tutkunu bir araya gelerek Şanlıurfa'nın kurtuluşunu pedal çevirerek kutladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Meclisi, Urfa Siklet Derneği, Urbit Spor Kulübü ve Şanlıurfa Türk Riders Cooper Kulüp üyesi yaklaşık 150 kişi Şanlıurfa Müzesi önünde pedal çevirerek yaklaşık 10 kilometre yol kat etti. Bisiklet ve motosiklet tutkunlarının gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Programın sonunda etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Dedeoğlu, Şanlıurfa'nın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 11 farklı branşta etkinlik düzenlediklerini belirterek 11 Nisan ruhunu yaşatmak adına bu etkinliği düzenlediklerini aktardı. Günümüz vardı. Buradaki amacımız Şanlıurfalı genç. Bisiklet ve motosiklet kortejine katılan sporcular da duygu ve düşüncelerini aktararak Şanlıurfa'nın kurtuluşu için pedal çevirdiklerini belirttiler.
bugün 11 Nisan'ın anısına 101. Kurtuluş Yıldönümümüz anısına güzel bir kortej sürüşü gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik yaptık. Urfa'da artık bisikletin farkında alınan insanların varmasını istiyoruz. Sokaklarımızda, ondan sonra kaldırımlarda nerede ilerlerse ilerlesin biraz bisikletin saygı görmesini istiyoruz. Urfa'nın kurtuluşu için bugün bir etkinlik yaptık. Ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Urfa'mızı yüceltmek için ve diğer illere tanıtmak için elimizden gelen her türlü desteği vermeye her zaman hazırız. Şanlışehir'imizin 101. Kurtuluş günü. Bugün bisiklet severler olarak hepimiz bir araya geldik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Meclisi ve Urfa Bisiklet Derneği, Urbit Spor Kulübü'nün ortaklaşa bir etkinliğine katıldık. Gerçekten çok mükemmel bir etkinlik oldu. Şanlıurfa'nın kültür şehri, gençlik şehri ve spor şehri olmasını hep beraber istiyoruz. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.